Hani bir efsane vardır ya. Ulan abi iPhone aldım. Pilinde ufak bir arıza çıktı. Hemen değiştirdiler. Abi iPhone aldım. Ekran hafif çizildi, değiştirdiler. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Hop. Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Sefi. Daha önce yaklaşık bir ay önce yayınlamış olduğum bir videonun devamı niteliğinde bir videoyla karşınızdayım. Adamlar iPhone'culuk yaptılar. Ne demek istiyorum? Hatırlarsanız Simbo marka bir kahve öğütücü makinesi almıştım ve onu yenisiyle değiştirdiler. Bunun hikayesini anlatacağım. Çok acıklı bir o kadar da güzel bir hikayesi var. Şöyle ki acıklı kısmıyla başlıyor, güzel kısmıyla bitiyor. Bu arada yeni kahve makinem elimde. Faturası da burada. Öncelikle acıklı kısmı anlatıyorum. Ben bunu aldım. İşte anlatıyorum. Güzel güzel şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şu iyi yönü var, bu kötü yönü var. Bu arada merak edenler olursa benim videolarım kısmına bakabilirler. Orada bulabilirler. Bunda bir arıza çıktı arkadaşlar. Arıza şu. Fişten çıkardıktan sonra prizi sarıyoruz ya alt tarafına. Alt tarafa sararken prizi elektrik çarpıyor böyle. Ama nasıl çarpıyor? Yüksek. Ben birkaç kez yerimden zıpladığımı bilirim. Neyse bunu iade etmek istedik biz. Oradan almıştım. Adamlara yazdık, böyle böyle bir durum var. İade kodu gönderin. İade kodu gönderdiler. Şimdi daha önce benim edindiğim tecrübeye göre iade kodu gönderiyorsa o iade kabul ediliyor demektir. Neyse gel zaman git zaman adamların eline ulaştı. Sağlam bir şekilde göndermiştik. Çok da güzel sarmıştık. Adamların eline ulaştı. Kabul edilmedi. Geri gönderdiler ve kırık bir şekilde geldi. Bakın kutusunu yırtmışlar böyle kenardan. İçine bakmışlar o kadar ve oradan ıslanmış. Jelatin ben onu nasıl sarmıştım? Çok sağlam sarmıştım. Jelatin açıldığı için ıslanmış yağmurda. Daha sonrasında içine bu ıslaklık onu yumuşatmış ve çat camı kırılmış. Şimdi bu olay kargo şirketinde yaşandığı için ortada bir suçu da yok. Kargocuları bilirsiniz hiçbir sorumluluğu üzerine almazlar adamlar. Garantili götürmüyoruz derler. Kırılırsa eline sağlık diyorlar. Yani bunun bir çözümü varsa beni bilgilendirin bu arada. Neyse biz şok olduk. Elimizde kırık bir makineyle duruyoruz. Sonradan aklımıza geldi ki Simbo'nun kendi servisi var. Hani evden alıp eve geri getiren servisiyle yani övmüştüm ya Simbo'yu. O Simbo'yu aradım. Adamlar dedi ki gönderin ürünü inceleyelim. Ürünü incelediler. Yaklaşık bir hafta sonra sıfırını gönderdiler. Teşekkürler Simbo. İyi ki Türk markaları da böyle yiğitlikler yapıyorlar. Ya sonuçta üzerindeki kapak elinde var. Git değiştir onu. Zaten ayıplı bir ürün göndermişsin değil mi? Ürüne sahip çık. iPhone'un yaptığını yap. Eğer bir Samsung, bir Xiaomi'nin bir parçası bozulsun, o parçayı en ince ayrıntısına kadar söküp değiştirmeye çalışıyorlar. iPhone böyle bir şey yapmıyor. Eğer günün birinde iPhone'a geri dönecek olursam sebebi kesinlikle bu olur. Adamlar sağlam müşteri hizmetleri sunuyor. Geçen bilgisayarımla ilgili aradım. Yani seni memnun etmek için, seninle ilgilendiğini göstermek için bütün cümleleri kuruyorlar. Bravo. Simbo da bu konuda beni memnun etti. Tabii biz, evet beyaz rengi yine. Biz bu arada başka bir makineye geçtik. Brown adlı markayla kahvelerimizi öğütürken bunun yenisini gönderdiler. Şu anda bu ihtiyaç fazlası oldu. Biz bunu yaklaşık 44 TL'lik bir ücretle satın almıştık. Ben de bunu geri satmaya karar verdim. Şu anda en ucuz 60 TL'ye bulabildim. 40 TL'ye garantiyle falan her şeyiyle isteyen bir arkadaşımıza göndereceğim. Aşağıya da linkini koyacağım. Ama bir Türk markasının bunu yapması beni gayet gururlandırdı. İyi ki bir önceki videonun başına Türk malı gururuyla gururla Türk malı diye bir ifade koydum. Yani bir daha beni gururlandırdılar. Şurada da Made in Turkey yine karşımızda. Bir teknoloji haberi videosunun daha sonuna geldik. Bununla ilgili daha nice sohbet tadında teknoloji haberleri, teknoloji bilgileri paylaştığım videoları kaçırmamak için lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.